din keşiş. Sen de selametli oğlum. Şurada ağacın altında oturan adamı tanıyor musun? O bir Arap'tır keşiş. Mekke'de bir kabiledendir. O ağacın altında sadece peygamberler oturur. O ağacın altında oturmak sadece onlara bahşedilmiştir. Ne demek istediniz keşiş? O ağacın altında sadece peygamberler mi oturur? Bu da ne demek? Söyle bakalım Huvayrit'in oğlu, bize Suriye'den nasıl haberler getirdin? Mekke'nin tek tanrıcıları. Ben artık bir Hristiyanım. Bu ne demek? Yani kimi benimsemiş oldun sen? Romalıları tabii ki. Onların en büyüğüyle tanıştım. Onun inandığına inandım. Sözünü ettiğin imparator mu? Dinleyin. Bana katılmanızı ve inanmanızı istiyorum. Şu anda onların ülkesinde bir kral seçiyorlar. İmparator Gassan kralı Bin Cafnah'tan Kureyş'te ne kadar tüccar varsa hapse attırmasını ve beni tanımazlarsa ticaret hayatlarını bitirmelerini istedi. Kral olarak beni düşünmüş. Ben de Mekke halkını onu örnek almaları için ikna edeceğime dair söz verdim. Dinle Huvayrit'in oğlu. Bizler gerçek dini arıyoruz. Bir kralın dinini değil, babamız İbrahim peygamberin dinini arıyoruz. Bunu aklından çıkarma. Sen bize ne biçim haberlerle geldin? Sadece gerçek bir dine ve Allah'a ibadet etmek istiyoruz. Ve Allah şahidim olsun ki İbrahim'in dinini aramaktan asla vazgeçmem. Onu aramaya devam edeceğim. O güne kadar ilahlara ve yasa dışı ayinlerin hiçbir şekilde katılmam ve hatta onların her birini inkar ederim. Seni rahat bırakmazlar. Bana yardım edin. Bana katılın. Kral olmam için bana yardım edin. Demek yollarımız burada ayrılıyor Huvayrit'in oğlu. Allah şahidimdir. Allah'a üçüncü kılan, onu küçümseyen bir dini tanımam. Zeyd bin Nufail putlara tapma fikrini hiçbir zaman kalben benimseyebilmiş biri olmadı. Bu yüzden Allah'ın peygamberi İbrahim'in dinini, yani tek tanrılı dini aramayı sürdürdü. Şöyle söylüyordu: kafam karıştığında tek tanrıya mı yoksa binlercesine mi ibadet etmem doğru olur? Her sabırlı insan gibi Allat'ı ve Al-Uzah'ı reddetmeye devam ediyorum. Al-Uzah ve iki put kızını reddediyorum. Amro kabilesinin putlarını ziyaret etmeyeceğim. Yüce Rabbime ibadet etmekten vazgeçmeyeceğim. O en büyük bağışlayıcıdır. Beni de bağışlasın. Dinle Huvayrit'in oğlu. Kral olup insanları imparatorun dinine inanmaya zorlamak sana düşmez. Bana gelince, ben tek ve sadece Allah'a inanırım ve İncil'de geleceği yazan peygamberi bekleyeceğim. Bunu iyi bil. Kral ya da başkaları beni asla ilgilendirmez. Varaka'ya katılıyorum. Ben de gerçek bir dini ve onunla gelen peygamberimizi izleyeceğim. Böyle hızlı hızlı ne tarafa? Nereye olacak? Hatice teyzemin evine. Ona iyi haberler mi götürüyorsun? Yüzündeki ifadeye bakılırsa öyle. İyi haber yalnız ona değil, sana da Al-Harit'in oğlu. Muhammed büyük ticari kar toplamayı başarmış. Döndüğünü söylediler. Teyzem ne kadar sevindi anlatamam sana. Ticarette kar etmek neymiş hiç bilmiyordu. Sevgili kuzeni Muhammed sayesinde gördü. Onu tavsiye eden de ben değil miyim? Evet evet. Kuzenim Muhammed çok iyi adamdır. Elleriyle şifa dağıtır. Her neyse, iyi haberi bir önce yetiştireyim. Selametle. Allah şahidim olsun ki böyle tuhaf bir şey görmedim. Hava ısındığı zaman koskoca bir bulut ortaya çıktı. Başının üstüne gelip ona gölge etti. Hayatımda ilk kez böyle bir tüccar gördüm. Satıcıya fiyatın değiştiğini söylediğinde satıcı malı satmak istiyorsa itiraz edemiyor. Onun istediği fiyatın ötesi yok. Kendi istediğim şekilde arttırıp düşüremiyorum bile. İnsanlar nasıl koşuşuyor görecektin. Herkes her şeyi ondan aldı. Mallar kısa süre içinde bitti. Ne kadar kâr ettiğimizi tahmin edebiliyorsundur. Onda tuhaf bir şey var. O gerçekten de kutsalmış bir adam. Tek bir kötü sözünü duymadım. Tek bir haksızlığını görmedim. Kimsenin hakkını yemeyen biri. Abdullah'ın oğlu Muhammed gerçekten farklı. Çok dürüst ve güvenilir biri. Hava ne zaman ısınsa o gizemli bulut ortaya çıktı. Sonra onu bir ağacın altında otururken gördüm.
Yaşlı bir keşiş yanıma gelip kim bu diye sordu. Ben de ona Mekke kabilesinden bir Arap diye cevap verdim. Allah şahidim olsun, söylediklerimin tek kelimesi yalan değil. Kuzeniniz Hatice de bunu biliyor. Sadece görüp duyduğumu söylüyor. Beni öyle etkiledi ki kelimelerle anlatmak çok zor. Daha önce hiç hissetmediğim bir şey bu. Gerçekten. Bir gün biri hakkında böyle konuşacağıma ben de inanmazdım. Kabah üzerine yemin ederim efendim. Hatice'nin bize söylediklerinin her kelimesinden adınız kadar emin olun. Hatice'nin bütün söyledikleri doğruysa, o zaman Muhammed bu ulusun peygamberi olabilir. Bu ulusa bir peygamber ineceğini biliyordum. Belki de zamanı geldi. Belki de o an şimdi. Değerli kardeşlerim, eğer beni kral olarak kabul ederseniz, ki ben size imparator tarafından yollandım, sizi bütün Arapların lideri bile yaparım. Bütün Arap alemine hükmetmenizi sağlayabilirim. İmparatorla iyi ve karlı ilişkiler kurmanızı da sağlarım. Bundan daha karlı bir anlaşma düşünebiliyor musunuz? Bizler ne kral ne de imparator tanırız. Bunu böyle bil. Sözümü dinleyin. Çünkü mutlaka kral olacağım. Hoşunuza gitse de gitmese de. Roma imparatoru bile olsa hiç kimse bize zorla bir şey yaptıramaz. Ya ticari ilişkiler? Suriye ile alışverişiniz? Ya imparator sizi bundan men ederse, o zaman ne yapacaksınız? Demek şimdi böyle oldu Huvarit'in oğlu. Geri döndün ve hemen Bin Jafnah'a mektubu ulaştırdın. Orada Sa'd Bin Alas'la birlikte Amir'in kabilesinden Ebu Tayyip Bin Rabia ve diğerleri hapse girsin mi yazıyor? Bir de seni kral yapmamızı ve imparatorun dinini seçmemizi mi bekliyorsun? Önce bütün mahkumlar serbest kalmalı. Buna imkan yok. Ve hepiniz hata yapıyorsunuz. Burada hata yapan biri varsa o da sensin. Ne Roma imparatoruna ibadet ederiz ne de seni kral yaparız, anladın mı? Romalılarla işbirliği yapıp kendi halkına tutsak etmek istediğinden adım gibi eminim. Mahkumları serbest bırakmaya benimle kim gelir? Ben doğruca Suriye'ye gidiyorum. Siz görürsünüz. Böylece Osman bin Al-Hüveyrit Mekke halkı tarafından reddedilince Suriye'ye gitti. Ve orada zehirlenerek öldü. Zeyd bin Amr bin Nufayl'e gelince o da bir sürü ülkeyi dolaştı. Karşısına çıkan bütün rahiplere İbrahim'in dinini sordu. Sonunda karşısına çıkan bir keşiş ona şöyle söyledi. Aradığını bulmak için bizimle zaman kaybediyorsun. Çünkü peygamber Mekke'de ortaya çıkacak. O yüzden bir an önce topraklarına dönersen iyi olur. Hatice bint-i Huvaylit hem asil hem de zeki bir hanımdı. Allah'ın pek çok güzelliği birden bağışladığı özel biriydi. Gurur duymasını gerektiren pek çok erdeme sahipti. Ve Maysara ona tanık olduğu her şeyi anlatınca o da Hazreti Muhammed'e bir mesaj yolladı. Mesajında kaleme aldığı satırlar şu şekildeydi. Kuzenini ve insanlarla iyilik, dürüstlük üzerine kurduğun ilişkilerini ve adaletli oluşunu çok seviyorum. Hatice, Muhammed peygambere mesajında ayrıca onunla evleneceğinden de bahsediyordu. Hatice 40 yaşındaydı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan tam 15 yaş küçüktü. Yani sadece 25 yaşındaydı. Hatice Kureyş'in en saygın ve zengin, aynı zamanda en köklü ailelerinden birinin soyundandı. Bir sürü erkek eş olarak onu istiyordu. O sıradan bir kadın değildi. Kendisi Hatice bin Kuvaylit bin Asad bin Abdüluzah bin Kılab adı ve soyadını taşıyordu. Muhammed'le tanışmalarına ise bizzat dedesi Kusay vesile olmuştu denebilir. Muhammed bunlar amcalarına bahsetmişti. Birlikte Hatice'nin amcası Amro bin Asad'a gittiler. Çünkü Hatice'nin babası bin Asad çoktan ölmüştü. Bu buluşmaya katılan amcalardan ikisi, yani Hamza ve yanında Ebu Talip, Amro bin Asad'ın yani amcalarının önünde durdular. Ve o teklifle ilgili konuşurken ikisi birlikte ona kulak verdiler. Abdullah'ın oğlu ve yeğenim Muhammed dürüstlük, bilgelik ve asalet konusunda eşsiz biridir. Ama konu paraysa, paranın değişmez bir güç olmadığını bilmelisiniz.
O bugün vardır, yarın yoktur. Önemli olan her zaman manevi güçtür. Allah da bu birleşmeyi onaylamış ve Hatice ile mutlu bir evlilik yapması için onu kutsamıştır. Allah'tan kabul gören bir şeye biz kulların karşı çıkması elbette ki hiç uygun olmayacaktır. Yüce Allah'ım, Muhammed ve Hatice'yi hep koru. Muhammed'in evliliği seni mutlu etti, öyle değil mi? Ben Muhammed'i oğlum gibi severim. Bizden ayrılacak mısın? Muhammed ve onun eşiyle mi yaşayacaksın? Evet, artık onlarla yaşayacağım. Ondan ayrı kalmayı Allah bana göstermesin. Ey yüce Rabbim, sana yalvarırım Muhammed'e mutlu ve huzurlu bir evlilik nasip et ya Rabbim. Dilerim Muhammed hep mutlu olur. Ve tabii Hatice de onunla birlikte. Baraka, asil bir kadın, dürüst bir adam bul. Hadi gel, yemek hazırlayalım. Gel bakalım Safiye. Gel, gel. Neredeydin? Bugün yeğenim Muhammed ve eşi Hatice'yi ziyarete gitmek istedim. Anladım. Anlat bakalım. Muhammed ve eşi nasıllar? Sana bir şey söyleyeyim mi Hamza? Allah'ım, savaşta öldüğünden beri ilk kez bugün bu kadar mutluydum. Gülümsemenin nasıl bir şey olduğunu çoktan unutmuşum. Öyle güzeldiler ki. Devam et Safiye. Anlat. Yeğenim Muhammed ve yeni eşinin yuvalarının dört bir yanını mutluluk, saflık, temizlik ve huzur sarmış desem inanır mısın? Bebekleri Erkasım'la çok mutluydular. Keşke sen de görseydin. Kabe'nin efendisi Muhammed ve ailesini korusun. Hatice ile yaptığı evlilik umarım ona zor yıllarını bile unutturur. Hı hı. Ne kötü bir çocukluk geçirdiğini unutma. Bu senin amcan Hamza Zübeyir. Sen de baban gibi cesur biri olacaksın değil mi? Evet amcacığım. Babasını kaybetmek ona yeterince ağır geldi. Sen merak etme kardeşim. Hadi Umma Amra'nın yanına dön. Ben de ilk fırsatı Muhammed'i ziyarete gideceğim. Ama önce avlanmaya değil mi abi? Okumla yayımı ve atımı hazırla Safiye. Av benim en büyük zevkim. Bunu duymak seni şaşırtmıyor değil mi? Ne de olsa beni çok iyi tanıyorsun. Ben böyle bir adamım. Sen hiçbir canlıdan korkmazsın. Haşim kabilesi seninle öyle gurur duyuyor ki. Sen de büyüyünce tıpkı amcan gibi olmalısın. Avdan dönerken sana bir şey getireceğim. Sen de anneni sakın üzme. Hadi. Söyle abi, kuaförün oğlu. Arkadaşın Muhammed neden Al-Humus'a sürekli karşı çıkıyor? Kureyş'te herkesin söz birliği yok mu? Neden sözünü tutmuyor? Ya Utba, Ebu Bekir'e Al-Humus olaylarını sormadan önce Muhammed'de tuhaf bir şey görüp görmediğini, farklı hisleri hissetmediğini sor. Evet. Size Kabe'nin efendisi adına sesleniyorum. Seni dinliyoruz. Hepimiz Kureyş'teniz ve hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Muhammed'le sorununuz nedir? Sorunumuz yok. Muhammed bin Abdullah son derece dürüst bir adam. İyi bir komşu. Ayrıca asil bir baba ve tabii bir de büyük baba. Doğduğu günden beri herkes şahit. Tek bir kötü sözü yoktur. Yüce Allah da bunu biliyor. Allah onun benim dostum olduğunu hem de en hakikatli dostum olduğunu da biliyor ve görüyor. O cömerttir, güçsüzleri korumaya alır, merhametlidir. Her zaman doğruyu söyler ve söylerken de kimseden korkmaz. Al-Humus'la çelişiyorsa demek ki bir bildiği vardır. Ne biliyormuş ki? Rabia'nın oğlu. Bugüne dek Al-Humus'un fikirlerini benimsedik ve izledik. Arafat'ta durduk ve bekledik. Bunu yapmayı da bilmiş insanlarız. İhram için giyinmedik bile. Araplara bugüne kadar hiç yapılmamış, denenmemiş şeyler yaptırdık. Ama Muhammed nedense yaptıklarımızın hiçbirinden hoşlanmadı gitti. Ne yapıldıysa Kureyş'in zaferi için yapıldı. Allah onları fil yılında savundu. Etiyopyalılardan korudu. Bu onlara geleneklerden ayrılma hakkını veriyor mu? Muhammed böyle şeyleri hiçbir zaman kabullenmeyecektir. Peki o da Zeyd bin Nufayl gibi tek tanrılı olmuştu. Muhammed ne düşünürse düşünsün, Kureyş ona karşı ve Al-Humus'u takip etmekten vazgeçmez. Neden ağlıyorsun Baraka? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Sen artık Muhammed'in yanındasın. Ona yakın olmak seni mutlu ediyor sanmıştık. Durumu oldukça iyi. Her türlü ihtiyacını karşılıyordur. Neyin eksik söylesene.
Beni kölelikten attın. Bu yüzden mi ağlıyorsun? Bu yaptığın beni çok şaşırttı Baraka. Bir köle efendisi onu serbest bıraktı diye hiç ağlar mı? İlk kez özgürlüğünü kazanan birinin ağladığını gördüm. Evet. Bu doğru Abdülmuttalib'in oğlu. Doğru Mekke'nin efendisi. Ben özgürlüğüne kavuştuğu için ağlayan bir köle kadınım. Evet, ağlıyorum. Ama onun seni Abu Ubayd al-Ansari ile evlendirerek cömertlik gösterdiğini sanıyorduk biz. Artık özgürsün. Bir evin, güzel bir yuvan var. Bence mutlu olmalısın Baraka. Hepimiz senin için çok seviniyoruz. Artık bizdensin. Sen mutluysan biz de mutluyuz. Üzgünsen biz de üzgünüz. Ben üzgün değilim. Böyle bir adamın yanında yaşadığım için kalbim nasıl huzur dolu tarif edemem. Muhammed hep senin iyiliğini ister Baraka. Eşinin yanındayken hep mutlu olmanı ister. Hem ne diyor? Ayman annemden sonra ikinci annem sayılır. Hoş geldin. İyi ki döndün hakem. Dönmene çok sevindim dostum. Ebu Sufyan. Seni tekrar görmek çok güzel. Sonunda Suriye'den döndün. Anlat bakalım nasıl geçti yolculuk? Ticari ilişkilerimiz adına çok hayırlı bir yolculuk. Dönerken yanında köle de getirmişsin, doğru mu anladım? Evet, bu benim esirim. Daha doğrusu hediyem. Hatice teyzem bana böyle bir hediye verme lütfunda bulundu. Adın ne senin genç adam? Zeyd. Zeyd bin Harita. Peki hangi kabiledensin? Kalplerdenim. Kalp kabilesinden Zeyd bin Harita. Yüzünlü bakıyorsun. Belki esir oldun. Ama beni dinle. Aslında çok şanslısın. Bu çok saygın bir adamdır ve onun kölesi olmuşsun. Arap aleminin en asil ve en görkemli evinde çalışacak. Sufyan doğru söylüyor. Bu adam bir köle olmanın yükünü hafifletmiş olmalı. Senin efendin çok güvenilir biri. Hem cömert hem asil. Gerçek bir hanımefendi. Hakem, seni özledim dostum. Akşam birlikte olalım ha? Anlaştık. Önce biraz dinleneyim, sonra ne istersen yaparız. Hakem bin Huzam, Zeyd bin Harita'yı Hatice Kuvayli'de verdi. Ona bir köle hediye etti. Ancak daha sonra Hazreti Muhammed Zeyd'i kendine istedi. Hatice onun isteğini kabul etti. Hazreti Muhammed de Zeyd'i azat etti. Bu kendisine o ilk ve önemli emir gelmeden önce gerçekleşmişti. Muhammed Zeyd'i himayesine aldı. Zeyd'in babası çok üzgündü. Oğlunu kaybetmiş dolaşırken şöyle söylüyordu. Zeyd'in ne yaptığını bilmez bir halde ağlıyorum. Hayattaysa dönüşünü bekleyeyim mi yoksa çoktan öldü mü? Hatırasının gözümün önünden geçmediği an yok. Gerekirse bu toprağın her karışını döne döne arayacağım. Ne ben ne de altındaki deve pes etmeyeceğiz. Oğlumu yeniden gördüğüm güne kadar bana rahat yüz olmayacak. Evet Ebu Zeyd. Muhammed bin Abdullah oğlunu serbest bırakıp evlat edindi. Ona seçme hakkı bile verdi çünkü biz ona bak dedik. İster bizimle kal, ister babanla git. Onun yanına geri dön. Ve bunu daha önce hiçbir Arap'ın yapmadığını da özellikle bilmeni isterim. Bir köleyi evladı sayıp himayesine almak, sonra da karşısına geçip ister kal ister git demek bugüne kadar hiç görülmedi. Bu hak bir köleye verilmez. Sen de bir şeyler söylesene Zeyd.
Ben Muhammed bin Abdullah'ın üzerine kimseyi tanımam. O beni serbest bıraktı. Beni evladı gibi gören birini terk etmem mümkün değil. O yüzden affınıza sığınıyorum baba. Affedin. Ya Rabbi. Hatice'nin sözlerini duyduğumdan beri ne zamandır ilk kez içime bir umut doğdu. Ya Rabbi. Artık bir peygamber geleceğinden eminim. Evet. Sabırla onun getireceği mesajı bekliyorum. Ya Rabbi, beklediğim peygamber Muhammed mi? Bekliyorum. Sabırla ve umutla. Bekliyorum ya Rabbi. Bekliyorum. Söyle bana, Muhammed nasıl, keyfi iyi mi? Nasılsın bakalım? Muhammed çok iyi. Ne onun gibi bir adam ne de Hatice gibi bir kadın görmedim. Bu Muhammed de Hatice de kızları da gerçekten kalben çok temiz insanlar. Onun için öyle üzülüyorum ki. Bütün oğulları öldü ve yanında sadece kız çocukları kaldı. Çok acı, öyle değil mi? Ve söylediğin gibi kızlarını da çok iyi yetiştirdiler, bu doğru. Keşke Araplar onu örnek alıp kız çocuklarına daha iyi davransa. Sen nereye gidiyorsun? Onu çok özledim. Bu yüzden evine gidip onu eşi ve kızlarıyla bir arada görmeyi çok istiyorum. O da durmadan seni soruyor. Ne diyor biliyor musun? Uyumaman benim ikinci annem. O da benim oğlum gibi. Kureyş'in hazinesini çaldılar. Başımıza bir felaket geldi. Kureyş'in hazinesini çaldılar. El-Kabe'nin hazinesini çaldılar. Kureyş'in ve El-Kabe'nin değerli hazinesini çaldılar. Başımıza bir felaket geldi. Neymiş o felaket? El-Kabe'nin hazinesi çalındı. Çalındı mı? Kureyş'in hazinesi çalındı. Kureyş'in değerli halkı. Hazineyi hemen bulmalıyız. Hazinemiz çalındı. Başımıza bir felaket geldi. El-Kabe'nin hazinesini çaldılar. O hazine ve hırsızlar mutlaka bulunmalı. Bu çok büyük bir felaket. Kureyş'in değerli halkı, onları bulun. Hazinemiz çalındı. Onları bulun. Onu bulmalı. Kureyş'in hazinesini çaldılar. Hırsızlar. El-Kabe'nin hazinesini çaldılar. Demek hazineyi siz çaldınız. Hırsızlar. O kutsal evden bir şey çalmak ha? Ebu el-Hakem, neden kölelerini işkence ediyorsun? Ya Ebu Tarik, değerli hazineyi bunlar çaldı. Hazine Duvayk'ın yanında bulunmuştu, öyle değil mi? Amru al-Kuzai'nin oğlunun yanından çıkmıştı. Ne dedin? Dediğimi duydun Ebu el-Hakem. Ve gerçeğin peşine düşeceğine burada bu zavallı insanlara işkence ediyorsun. Bu ne yasalarımıza uyar ne dinimizin kurallarına. Nereye gidiyorsun? Her zaman toplandığımız yere. Kesin. Ey Kureyş halkı, siz Arapların efendileri ve de kutsal evimizin değerli komşularısınız. Kutsal eve sizden ve Araplardan pek çok tanrı misafiri geliyor. Buraya gelmelerinin nedeni ihtiyacı olanlara bağış yapmak, bir şeyler alıp satmak, yani ticaret. Başka bir nedeni olamaz. Soruyorum size ey Kureyş halkı. El-Kabe'yi hırsızlardan korumak, açgözlü ve arsızlara engel olmak gerekmez mi sizce? Sürekli ona uzanan elleri kesip durmakla sorunu çözmüş olmuyorsunuz ki. Bize atalarımızdan kalan gelenek bu Ebu Talip. Peki sen ne yapmamızı öneriyorsun?
Rabia'nın oğlu Utba. Ne diyorsun söyle. Az önce söylediklerin doğrudur Ebu Talip. Kutsal evi başıboş bırakmamız doğru değil. Ne önerirsin? Kutsal evi güçlendirmeliyiz. Peki bu nasıl olacak? Nasıl? Yani onu yıkıp yeniden yapmak gibi bir şey mi? Olmaz Ebu Talip. Neden olmasın ey Kureyşliler? Asil ve kutsal bir amaç uğruna sizce bunu yapmaya değmez mi? Ona güçlü bir kapı ve güçlü bir mühür yapalım. İşte o zaman hırsızlar hazineye ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar el süremeyecekler. Bir şey sormak istiyorum. Bu bal içeride biliyorum. Neden hırsızların hazineyi çalmalarına engel olmamış? Bütün Mekke buranın dinine ve kurallarına inanmadığını zaten biliyor Baraka. Yine de böyle ortalık yerde konuşman doğru mu? Saygısızlık etmiyorum. Sadece soruyorum. Suçlamak için değil, anlamak için. Sadece anlamak için. Değerli Kureyş halkı. Bence Ebu Talip sözlerinde haklıdır. Kız kardeşim Fatıma'yı düşünerek mi böyle konuşuyorsun? Ne cüretle tutup bana böyle bir şey söylersin? Yapma. Bence Kabe'nin efendisi bize yol göstermeli, bir işaret gelmeli. Kureyş halkı. Kureyş halkı beni dinleyin. Ben gerçekten çok tuhaf bir şey gördüm. Ne gördün? Ne gördün Harit? Bir yılan. Kabe'nin duvarında bir yılan gördüm ve sanki o yılanı oraya biri koymuştu. Sonra ne oldu? Bir kartal onu oradan aldı. Bence bu iyiye işaret. Değerli Kureyş halkı, bence Kabe'yi yeniden ve daha düzgün inşa etmeliyiz. Kabe'nin efendisi bizim iyi niyetli olduğumuza inanmak zorunda. Önce onu yıkmak zorundayız. Ama sabaha kadar beklesek daha iyi. Eğer sabah bir şey olmamışsa Kabe'nin efendisi planı beğendi demektir. Çok güzel söyledin. Söyler misiniz? Neden kurban olarak mahzunların başını seçtik? Ebu Al-Hakem, kuzenim. Ben ölürsem pek de üzülmeyecek galiba. Ne de olsa ben öldüğümde Maksum kabilesinin başına benim yerime o geçecek. Buna hazır beklediğini biliyor. Halkım, biz tamamen iyi niyetliyiz. Yarın erkenden yıkıma başlıyorum. Allah'ım bana kızma. Allah yardımcımız olsun. Allah'ım sen bize inan. Bizi yolundan sakın ayırma. Hep yanımızda ol. Halkım, kutsal Kabe'nin bir kenarına ilk darbeyi ben vurdum. Şimdi tek yapacağımız sabaha beklemek. Yarın sabah bakarsınız bana kötü bir şey olur. O zaman yıktığımı yeniden yapacaksınız. Bu işi devam ettirmeye kalkmayın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan öncekilerin yaptığı yanlışları asla tekrarlamadı. Asla haram yemedi.
putlara tapınılmasını şart koşmadı. Alhumus'u her şeyiyle inkar ederek düşünmek için Hira mağarasında bir süre inzivaya çekildi. Orada çok derin düşüncelere daldı. Değerli Kureyş halkı, aramızda iş bölümü yapmalıyız. Abdümanaf ve Zahrah kabileleri en iyisi Kabe'nin kapı tarafında çalışsınlar. Böylesi çok daha iyi olur. Makzum kabilesi ve yanlarında olanlar da Kabe'nin siyah taş denilen Yemen duvarında çalışsın. Siyah taşın diğer köşesi de Abd Abdar bin Kusay ve Asad bin Abdul Uzzah'ın kabilesindekilerin olsun. Hoş geldin hakem. Bu nedir? Yolun bu yakınlarında alabor olan Roma gemisi. Mekke halkı satın almış. Kutsal Kabe'nin kapısına bundan mühür yapacaklar galiba. Yani ben öyle duydum. Aferin sana. İki arkadaşımdan haber var mı? Evet, seni çok özlediler. Ben de onları. Geriye bir şey kaldı. Umarım bu yüzden bir tartışma yaşamayız. Konu tabii ki siyah taş. O taş Mahzun kabilesinin hakkıdır. Elvelit bu yıkım işinde canını tehlikeye attı. O yüzden taş Mahzunların. Onu yerine yerleştirmek sadece bize düşer. Bu iş sadece bizim hakkımız. Hayır, bu asıl bizim hakkımız. Hepiniz yanılıyorsunuz. O taş asıl Abdul Uzzah ve kabilesinin hakkıdır. Bunu nasıl inkar edersiniz? Hepimiz Kureyşliyiz. Kureyş'te herkes Kusay kabilesinden değil ki. Abd Manaf'ın kabilesindekiler bile aynı durumda. Böyle saçma sapan sözler söyleyip canımızı sıkma. Sesi duydunuz mu? Dinleyin Kureyşliler. Bence en doğru kararı Kabe'ye ilk adımını atanın vermesidir. Buna katılıyor musunuz? Bence güzel bir öneri. Ben katılıyorum. Evet, siz ne diyorsunuz? Bu Kabe'nin efendisi de bu fikri beğendi demektir. Değerli Kureyşliler. Söyle yeğenim, bir şey mi oldu? Abdullah'ın oğlu Muhammed'den size bir mesaj var. Hırkaya benzer bir şey istiyor. Muhammed şimdi hep birlikte hırkanın kenarlarından tutup kaldırmanızı istiyor. Hadi kaldırın. Herkes bir kenarından tutsun. Muhammed el Amen şimdi de soruyor. Bu güzel mi? Güzel mi? Onu hep birlikte kaldırmalısınız. Değerli Kureyş halkı. Kabe'yi örtmek bir yıl benim görevim. Sonraki yıl görevi devredeceğim. Bence bu adildir Al-Mugeriyah'ın oğlu. Zaten bunu biz yapabilsek seni yormazdık biliyorsun. Ve Kureyş halkı Kabe'yi yıkıp sonra yavaş yavaş yeniden inşa etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında uzunluğu tam 18 metreye yakın olmuştu. Bittiğinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tam 35 yaşındaydı.
siyah taşı ellerine aldı ve konulması gereken yere bizzat yerleştirdi. Kabe İslam öncesi dönemde Yemen kumaşlarıyla örtüldü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde daha da saygınlık kazandı. İnsanların gözünde yüceldi. Artık hiç kimse ona karşı gelmiyordu. Üstelik kendi aralarında tartışsalar bile. Bütün Kureyş halkı İslam'ın doğuşundan önce ona Al-Ammen Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip diyordu. Daha sonra İslam doğacak ve ona Hazreti Muhammed diyeceklerdi. Ah, daha ne kadar Salman? Daha ne kadar? Yüce Rabbim bana bir işaret ver. Küçük bir işaret. Benim için teksin. Hiç kimseyi sana asla eş koşmam. Burada böylece bekliyorum sabırla. Beklediğim peygamber görünene kadar da bekleyeceğim. Kuzenin Muhammed bazen beni bile şaşırtıyor Alharit'in oğlu. Onun hiç yanlışını gördün mü? Hayır. Hiç yanlışını görmedim. Ama bir şey var ki farkına vardığımda şaşırdım. Neymiş o Huzam'ın oğlu? Muhammed bizim inandığımız tanrılara inanmıyor. Bu çok ciddi. Ne Al-Ata ne Al-Uzaha. Hatta Hubal'a bile. Hatta bir keresinde onların sadece birer taş parçası olduğunu söylemişti. Hakem, bu çok ciddi bir şey. Sakın kimse duymasın. Biliyorsun, Kureyş'in efendileri Haşim'in kabilesine karşı fırsat kolluyor. Şuraya bak. Şu gelen Ebu Bekir değil mi, ona da soracağım. Bakalım ne diyecek. Kimse duymasın dedim. Kuzenimle Kureyşler arasında sorun çıkabilir. Ebu Bekir Muhammed'i sever. Hem de çok sever. Kimseyi ona eş koşmayacak kadar büyük değer var. Bunu biliyorsun Harit'in oğlu. Ebu Bekir, biz de burada seni bekliyorduk. Demek bekliyordunuz. Sonunda geldim işte. İşte Kureyş'in en güzel kokan erkeği. Adı Musab, duymuş muydunuz? Zaten onu duymayan kalmadı ki. Çok güzel kokuyor, buraya kadar geldi. Bütün kadınları çıldırtmakta galip. Alet, aç kapıyı benim. Sana bir şey sormak istiyorum Ebu Bekir. Ve doğruyu istiyorum. Demek doğruyu istiyorsun, öyle mi? Eğer Ebu Bekir de doğruyu söylemezse, o zaman kim söyleyecek? Bizim kalplerimiz birbirimize karşı temizdir. Kureyş'e de hep sadığız. Halkımıza asla ihanet etmeyiz. Söyle Ebu Bekir, sana ne kadar değer verdiğimi biliyor musun? Tabii ki biliyorum Hakim. Bu konuşma burada kalacak, başka kimse bunu duymayacak. Muhammed hakkındaki fikirlerin nedir? Muhammed mi? Haddini aşıyorsun. Bana Muhammed'i sormak ha? Kabe'nin efendisi şahidim olsun, bu topraklar ondan daha dürüst, daha iyi bir insan görmemiş. Doğru mu söylüyorsun Ebu Bekir? Kimse onun kadar sözüne ve sorumluluklarına bağlı değildir. Allah şahidim olsun. Böyle düşündüğünü eminim biliyordur. Peki sorun nedir? Sorun bizim tanrılarımızı reddetmesi. Ne Hubal'ı ne Al-Ahat'ta Al-Uzah'ı tanımıyor. Al-Humus'u hiçbir şekilde kale almıyor. Fikirleri bizden farklı. Ve konu din olunca bizden tamamen farklı bir yolda ilerlediğini fark ettim. Al-Safah'la Al-Marva arasında bir yerde. Taş atıp duruyor. Onun kimseye iftira atıp kötülediğini duydun mu? Hayır. Hiç kimse hakkında. Bugüne kadar bir kez bile kötü konuştuğu kulağıma gelmedi. Ama bunlara ne diyorsun? Konuş. Ne düşündüğünü duymayı çok istiyorum. Bana bir şeyler söyle. Bize ters düşmesi sana ne ifade ediyor? Bir şey söyle, susma. Konuş Ebu Bekir. Size söyleyecek bir şeyim yok. Üstelik Sad bin Harp şu anda yavaş yavaş bize yaklaşıyor. Bence konuyu değiştirelim. Değerli Kureyşliler, sizi görmek ne güzel. Arkadaşınız nerede?
Ne güzel bir manzara, öyle değil mi? Benim gözüm şu dağın arkasına takıldı. Orada ne olduğunu nedense görmek istedim. Şu gökyüzüne, yıldızlara, gecenin rengine hayran kalınmaz mı? Ne demek istediğini açıklar mısın bize? Biz bunu genellikle biri ölünce ya da doğunca ve o kişi bir kralsa ancak söyleriz. Burası Muhammed'in oturup dua ettiği yer. Örnek arkadaşlık diye ben buna derim. Sence öyle değil mi? Kabe'nin efendisinden dostluğumuzu daha da güçlendirmesini diledim zaten. Al-Fudun zamanına kadar uzanan bir dostluktan söz ediyor. Abdullah İbn Jada'nın evinde başlayan ve bugüne kadar gelen bir ortaklıktan. Sense Al-Mutayyebin'le birlikte oldun. Beni çağırmadılar. Davet edildin ama davete olumlu cevap vermedin. Bunlar artık geçmişte kaldı. Hayır, kalmadı. Bu ortaklık hala geçerli. Onlar hala bizim dostumuz. Doğruları konuşalım. Al-Fudul'la anlaşmak Arapların verdiği en doğru kararlardan oldu. Çok karlı ve çok iyi niyetli bir anlaşmaydı. Keşke Abd Şam ve tabii onun da kabilesi katılmış olsaydı. Kuzenlerimizle işlerimize karışmayın. Bizim özel işlerimize bulaşıp durmak size yarar değil, zarar getirir. O tehditlerinle ileri gidiyorsun Harbun oğlu. Sadece zamanında kaçırdığım bir fırsatı hatırlattım ben. Sizinle buraya kadar gelmem bir hataydı zaten. Dur bakalım. Biz seni fazlasıyla sabırlı biri sanırdık. Herkesin sabrının bir sınırı var. Sabrım bitince öfkem başlar. Öfkelenmeni istemem Harbun oğlu. Burada Mekke'nin halkı ve sorunları üzerine konuşuyoruz. Neden geçmişi deşiyorsunuz o zaman? Keşke bunlar tamamen geçmişte kalsaydı. Keşke kalabilseydi. Bekliyorsun Salman. Gerçek dine ulaşmak için Horasan'daki aileni bile terk ettin. Senin baban zengin bir adamdı. Bir sürü toprağı, bağları ve bahçeleri vardı. Hepsi sana kalacaktı. Ama hayır. Kafanın içinde bir şey seni hiç rahat bırakmadı. Topraklardan topraklara, keşişlerden keşişlere koşturdun. Derken bir baktın Al-Mavsil'desin. Orada bir keşişin yanına yerleştin ama sonra o öldü. Sana Nasibene gitmeni ve oradaki keşişten akıl almanı söylemişti. Ama sonra o da öldü. Önce sana Amoriyah'ta birini bulup onunla yaşamanı söylemişti. Ey Salman. Kimsiniz? Benimle gel. O keşiş de ölmek üzere. Ne dediniz? Evet Ammar. Rüyasında gördüğü her şey gerçek oluyor. Sanki ileride olacaklar önceden rüyasına girip ona haber veriyor. Senin adını seviniyorum Zeyd. Önce Uktahat'ta bir köle pazarına düştün. Daha sonra Muhammed bin Abdullah adındaki o iyi insanın evine hizmetçi gittin. Seni azat etti. Evet, önce azat etti. Sonra da himayesini aldı. Ve Mekke'de artık bana Muhammed'in oğlu diyorlar. Kabe şahidim olsun. Bana iyi bakıyor. Sanki ondan dünyaya gelmiş öz oğluymuşum gibi kolluyor. Ne güzel. Sana bunları yaptığı için ona ne kadar minnet etsen azdır kardeşim. Öz aileme ne kadar sadıksam ona da o kadar sadık olacağım. Ve ona hiçbir zaman kimseyi eş koşmayacağım. O benim için her zaman herkesten üstte olacak. Umarım mutlu olursun Zeyd. Hep mutlu olursun. Bir de bizim ailemize bak. Sana ne desem boş. Biz belki köle değiliz. Ama Yemen'den buraya elimiz boş geldik. Ve şimdi Mahsum'un kabilesinde köleden bir farkımız yok. Senin adına seviniyorum Zeyd. Biraz daha sabretmelisiniz. Sabırlı olmalısınız. Allah'tan seni ve aileni de kurtarmasını dileyeceğim Ammar. Bekle Zeyd, nereye? Seni tanımak çok güzeldi. Benim için bir yabancı değil, ailemden gibisin. Babam Muhammed şu an Mekke dağlarında. Yanına gidip bir şey ihtiyacı var mı diye bakacağım. Tamam, o zaman güle güle git. Ammar, eğer senin de başın sıkışırsa Muhammed'in evine git. O muhtaç birini asla geri çevirmez. Aksine birine yardım edebildiğini bilmek onu hep mutlu eder. Selamet.
Çok yazık Salman. O saygıdeğer keşiş de ölüp gitti. Gördün mü? Yine bir başına kaldın işte. Ondan sana sadece son nefesindeki sözleri kaldı. Beklediğimle yakında Arapların topraklarında buluşacağımı söyledi. Onu mutlaka bulmalıyım. Böylece Allah'ın elçisine gelecek ilk vahiyinin temelleri atıldı. Allah onu halka ilham verip örnek olmaya yollamıştı. Her şey rüyasında gördüğü parlak ışıkla başladı. O zamanlar 40 yaşındaydı. Allah onun kalbini sevgi ve nurla doldurmuştu. O da bunları herkese aşılayacaktı. Allah'ın ona verdiklerini halkla paylaşacaktı. Huzur içinde bir hayat yaşayacaktı. Halka geliş amacı buydu. Sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dedi ki, dürüst bir insanın rüyasının gerçek olması peygamberliğin 46 kısmından biridir. İki dağın arasında bir palmiye ağacı duruyordu. Bu mutlaka kesin bir işaret olmalı. Bağış değil, sadece hediye kabul ediyor. Peygamberliğin mührü iki omuzunun arasında duruyor. Bu topraklara gidersen onu bulursun dedi. Ölmeden önceki bu son sözleri mutlaka bir işaretti. Ya Rab, dünyanın sonunda da olsa gidip onu mutlaka bulacağım. O Arap peygamberin yüzünü ne zaman göreceğim Allah'ım? Ya Rab, Salman kuluna biraz merhamet eyle. Ne kadar toprak varsa karış karış dolaştım. Yolculuğumun son durağı acaba ebedi dinlenmeye çekileceğim yer mi? Hazreti Muhammed o zamanlar 40 yaşındaydı ve o yaşına rağmen durdurak bilmeksizin Mekke'de ne kadar dağ tepe vadi varsa bir uçtan bir uca doğru dolaşıyordu. Geçtiği bütün taşlara ve ağaçlara şöyle diyordu: sizlere yüce Rabbimizin selamlarını getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen sağa sola döndükçe etrafında sadece taşlar ve ağaçlar görüyordu. Görünürde başka bir şey yoktu. Derken mübarek Ramazan ayındaki bu yüce Rabbimizin kendisini görevle onurlandırdığı aydı. Cebrail ona geldi. Hazreti Muhammed Ramazan ayı gelince hep Hira mağarasına çekilirdi. Ve bir gece Cebrail ona bir kitapla geldi ve kitabı okumasını söyledi. Ama Muhammed ona döndü ve ben okuma bilmem dedi. Melek onu tuttu ve öyle kuvvetli bir şekilde sarsmaya başladı ki sonunda dayanacak gücü kalmadı. Derken melek onu bıraktı. Bir kez daha ondan getirdiği kitabı okumasını istedi. Ve Muhammed bir kez daha ona dönerek ben okuma bilmem dedi. Melek de yaradan ve kutsayan adına oku dedi. Allah bizleri kandan yarattı. O cömerttir, bilmediğini öğretir. Sana okumanı emrediyor, oku dedi. Ve o anda vahiy gerçekleşti, Muhammed okudu. Allah'ın elçisi uyandığında gördüğü bu rüyanın sanki kalbine yazıldığını hissetmişti. O an gökten bir ses ona, sen Allah'ın elçisisin, peygambersin dedi. Gökte aradığı Cebrail yerde karşısına çıkmıştı. Muhammed dedi, sen Allah'ın elçisisin, ben de Cebrail'im. Muhammed'in aradığı Cebrail bir insan formunda, ayakları ufka basar halde işte tam karşısındaydı. Ve Muhammed'in gözlerine bakarak söylediklerini tekrarladı. Ey Muhammed! Sen Allah'ın elçisisin ve ben Cebrail'im. Muhammed daha sonra şöyle demişti. Artık büyük bir değişimden geçtiğimi hissediyorum. Gözlerimi ne kadar ondan kaçırmak istesem de nereye dönersem hep o vardı. Kımıldamadan olduğum yerde durdum.
ve Hatice beni bulması için birilerini yollayana kadar da yerimden hiçbir yere kımıldamadan olduğum yerde bekledim. Nereye gidiyorsun Zeyd? Hatice beni Ebu el-Kasım Efendi'ye yolladı, ona gidiyorum. Öyle mi, çok güzel. Onu benim için gözlerinden öp. Annem Baraka seni çok özlüyormuş. Düşünmediği bir an bile yokmuştu. O da zaten Umayman benim ikinci anne. Beni doğuran öz annem kadar severim diyor. Evet biliyorum. Yarın Ayman'la ona gideceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Hatice'nin yanına döndü ve Hatice ona dedi ki: "Değerli eşim, bu çok değerli bir işarettir. Artık kendini toplayıp güçlenmek zorundasın. Allah şahidim olsun, sen bu ulusun yeni peygamberisin." Sonra ayağa kalktı ve oradan doğruca Baraka'ya haber vermeye gitti. Hepimiz sadece Rabbimize inanıyoruz. Allah şahidimdir ki Musa'ya gelen o aynı melek ona da gelmiş. Musa ile ikisine aynı meleğin uğramasının tek bir anlamı var. O bu ulusun yeni peygamberi olmalı. O artık bizim yeni peygamberimiz. Lütfen ona sabırlı olmasını söyle. Rabbim sana şükürler olsun. Hazreti Muhammed Hira mağarasına her gidişinin ardından kutsal Kabe'nin etrafında tam 7 kez dönerek dolaşırdı. Bir gün orada Baraka bin Nefal ile karşılaştı. Baraka ona dedi ki: "Muhammed, Allah şahidim olsun, sen onun bize yolladığı yeni peygambersin. Sana inanmayacaklar, reddedecekler, yalancı deyip seninle savaşacaklar. Eğer o zaman ben hala hayatta olursam Allah'ın yüce dinini sonuna kadar destekleyeceğim." Belki de gözümle görmesem inanmayacağım. Bu ne tuhaf bir gece. Dışarısı neden böyle tuhaf görünüyor? Bu ne acaba? Bir şey oluyor ama ne? Daha önce hiç böyle bir geceye tanık olmadım. Bunun bir anlamı olmalı. Gördüklerinin ne anlama geldiğini araştır Musa. Şu güzelliğe bir bak. Ne oluyor böyle? Bu gece gökyüzü neden bu kadar güzel? Bunun mutlaka özel bir anlamı olmalı. Belki de özel ve kutsal bir işarettir. Ama neden? Bir anda neden böyle bir şey olsun? Ya Rab sen söyle, bunun anlamı ne? Gökyüzüne bak. Çok güzel görünüyor, muhteşem. Hiç böyle olmamıştı. Bir yerlerde sıra dışı bir şeyler olmalı. Ama nerede acaba? Yoksa Mekke'de mi? Zamanı geldi. Peygamber güneş gibi Mekke'nin üzerinde. Mekke'nin değil, bütün dünya. Yaşlı adam, neden burada böyle yalnızsın? Ne yapıyorsun? Artık zamanı geldi Abdullah. Umarım onun yanında kalıp sonsuz desteğimi verebilirim. Ah, yazık sana Zeyd. Ne yazık ki onu göremeden bu dünyadan uçup gidecekmişsin. Yani o artık bizimle mi? Evet, geldi Abdullah. Geldi. Senin onu görme şansın var. Bu şansını çok iyi kullan. Kullanacağım. Kullanacağım. Yanından bir an olsun ayrılmayacağım. Orada bir şeyler oluyor. Evet, Mekke'de bir şeyler oluyor. Çok tuhaf bir şeyler döndüğünü hissediyorum ama kim bilir ne. Artık 40 yaşıma geldim. Mekke'nin doğuşuna şahit olmuş bir adamım. Bu ulusun bir peygamber beklediğini başından beri biliyordum. Ve işte artık o büyük gün geldi Ubaydullah. Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip bin Haşim bizim peygamberimizdir.
Çok yazık sana Zeyd. Bu kutlu günü göremedin. Yazık oldu. Ben her zaman ısrarcı bir adamdım ya Rabbi. Ve şimdi düşündüğüm zaman ağlayacak gibi oluyorum. Hatice'nin sözleri beni çok etkilemişti. Ama Hatice de ne kadar beklediğimi iyi bilir. Rahipler söyleyeceklerini söylediler. Ben geciktim. Onlar Muhammed'in er geç ortaya çıkacağını ve ona karşı gelen kim olursa mutlaka bozguna uğratıp yeneceğini söylemişlerdi. Bastığı her yere aydınlık getireceğini, kimsenin yolundan ayrılmasına izin vermeyeceğini, ona karşı pişman olacağını söylediler. Bu bir savaşsa onun yanında çarpışmaya hazırım. Bütün Kureyşliler bana düşman olsalar bile, bütün Mekke toplanıp üzerime yürüse bile, ileride bunları dinleyenler sadece gülseler bile, kaderimde bu şekilde ölmek yazılı olsa bile vazgeçmeyeceğim. Onun yanında olmaktan vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar peşinden gidip her ne olursa olsun ayrılmayacağım. Avs ve Kazraç kabileleri beni dinleyin. Beklediğimiz peygamber sonunda gökyüzünden indi. Onunla yan yana çarpışıp sizleri yok edeceğiz. Tıpkı Kaybar ve Padakların birlik olarak Katfan'ı yendiği gibi. Hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor böyle? Bu gece gökyüzünde tuhaf bir şey var. Kimsiniz? Benim Varaka. Kapıyı açsaydı. Varaka amca. Buyur içeri. Müsait sen, seninle paylaşmam gereken bir haber var. Kutsalık Kabe adına. Ne oldu? Yoksa aklıma gelen şey mi? Baban Zeyd bin Amr bin Nufayl'ın beklediği an geldi. Her ne kadar beklerken ölmüş olsa bile. Zamanı geldi. Peygamber geldi. Peygamber gökyüzünden yeryüzüne indi Zeyd. Sadece Mekke'nin değil dünyanın üzerinde duruyor. Sen yaşıyorsun. Onu görecek kadar yaşadın. Ah. Allah'a şükürler olsun ki bugünü gördüm. Keşke Zeyd de görseydim. Varak amca, buyur. Bu anın harcanıp gitmesine izin verme. Bu değerli bir an. Onun yeryüzüne inip üzerimize ışımaya başladığı an. Allah şahidim olsun ki bu anı yaşamama izin verdiği için onu asla pişman etmeyeceğim. Ey Takif kabilesi, ne oluyor? Neden kazandıklarınızı geri veriyorsunuz? Ödevlerinizi neden serbest bırakıyorsunuz? Bekleyin. Bakalım yeni gün ne gösterecek. Sabırlı olun kardeşlerim. Hişam'ın oğlu aşkına, bu olan biten nedir? Ne oluyor? Neler oluyor Bilal? Umarım köleler için hayırlı olur. Onu çoktan hak etmişlerdi. Bu gerçekten hayırlı bir gece. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yere inme zamanı yaklaşırken yeryüzündeki şeytanlar oturdukları yere kilitlenmiş ve olanlara bizzat görüp duyarak tanık olmaları Allah tarafından onlara yasaklanmıştı. Allah elçisi peygambere haberi verirken şu sözleri söylemişti. Bizim konuşmamızı dinleyen bir grup cin, duyduklarının kulaklarına bir müzik ziyafeti gibi geldiğini söylüyorlar. Kur'an satırları onlara eşsiz bir melodi gibi geldi. Bu onları doğruya yöneltti. Ve bundan böyle Rabbin yolundan çıkmayacaklarına söz verdiler.
cinemin dördüncü gelişi. Yine Haşim'in kabilesinden gelen o peygamberle ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyordu bana. Ne oluyor sana böyle Savat? Gidip halkı uyarmak zorundayım. Bu şart oldu. Ona inandığımı herkes bilmek zorunda. Artık büyücülüğe ve fala inanma zamanı geride kalacak. Cinim doğru söylüyorsa o zaman şeytanlar bu olanları göremeyecek şekilde kör ve sağırdırlar. Ona hakkı olanı ver oğlum. Ona ait olanı ona geri ver. Aynen öyle yapacağım. Allah'ın adını veriyorum. Bana ne olur bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Allah'a her gün senin için dua edeceğim. Bana tek tanrılı dini anlat. Bana bugünlerde artık kimsenin sormadığı bir şeyi soruyorsun. Artık sizin için peygamberin zamanı. O sizi doğru dine yönlendirecek ve bu yolda ışığınız olacak. Yeter ki onun izinden ayrılmayın. Yüce Rabbim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Değerli ailem, benimle birlikte şehadet edin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Beni dinle Musab. Sakın Mekke halkının önünde bu konu hakkında bir şey konuşma. Çünkü bu konuda bir emir gelmedi. Tamam, merak etme, söylemeyeceğim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk inananı senin de tahmin edeceğin gibi eşi Hatice bin Kuvaylid. Onu izleyenlerse bildiğim kadarıyla Ebu Bekir'in adamları. Ali İbn Abi'nin çocukları ve hizmetkarlardan kendimi sayabilirim. Evet, ben Zeyd bin Haritha. Evet. La ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah. Devam et Zeyd. Anlat bana. Tamam, devam ediyorum. Ey Muhammed, sen bu ulusun yeni peygamberisin. Bu kadar geç geldiğin için üzülmüyor da değilim. Artık yaşlandım ve gücüm tükeniyor. Ama Allah şahidim olsun. Getirdiğin mesajı yaymak için gerekirse bütün Kureyş'le bile savaşacağım. Çünkü onlar büyük bir kin, öfke ve nefretle peşinde olacaklar. Hatice ona dedi ki, Allah seni hiç bırakmayacak. Halkınla ilişkilerini hep iyi tutmalısın. Zayıflara ve muhtaçlara daima yardım etmelisin. Konuklarına cömert olup herkese adaletli davranmalısın. Sonra Hatice ile kuzeni Varaka Asad'a gittiler. Mekke'nin dinini takip etmiyor bile olsa belli ki son derece olgun ve bilge bir adam. Varaka ile ne konuşmuşlar? Muhammed ona Hira mağarasında başına gelen olayı anlatmış. Şu sesi duymuş. Ey Muhammed! Ey Muhammed! Yaratan ve kutsayan Allah'la bütün melekleri adına sana okumanı emrediyorum. Hadi oku. Oku. Allah insanı kandan, etten, kemikten yarattı. İşte bu yüzden Allah hep cömerttir. Kullarına bilmediklerini öğretir. Kalem kullanmak ve okumak da dahil. Allah bize bilmediğimizi öğretir. Ne kadar derin ve anlamlı cümleler. Varaka onun ağzından bunları duyduğunda hayatında hiç mutlu olmadığı kadar mutlu olmuş ve ona şöyle demiş. Sana bir şey söyleyeceğim.
Sen gerçekten İsa'nın annesi Meryem'in bahsettiği adamsın. Ve zamanında Musa'ya gelen aynı melek sana da geldi. İşte en sonunda sana da geldi. Sen Allah'ın bize gönderdiği bir ulaksın. Bugünden itibaren çile çekeceksin. Düşmanlarla savaşacaksın. Ve ben yanında olacağım. Peki bu ne zaman oldu Zeyd? Muhammed Varaka'ya duyduğu sesten söz ettiği zaman oldu işte. Varaka ona şöyle demiş. Sabret. O sesin söylediğini iyi dinle. Sonra o ses yeniden yankılanmış. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratel mustakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayri mağdubi aleyhim. Veleddâllin. Nereye? Mekke. Bana verdiğin sözü sakın unutma. Bunları sana seni sevdiğim için anlattım. Üzerimize doğan ışığın paylaştıkça büyümesi için. Muhammed. Bu ulusun peygamberi. Allah bize dini onunla yolladı. Neden burada böyle ağlıyorsun? Varaka bin Nafal öldü de ondan. O bütün dinleri tanıyordu. Ama bizim tanıdığımızı reddediyordu, öyle değil. Öldüğüne göre bundan sonra çok daha rahat edeceğiz demektir. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır ama fazla yaşadı bile, öyle değil mi? Üstelik Asad kabilesi onu korumasaydı Mekke halkı şehirden asla ayrılmazdı. Ama onlar öldürüldüler. Canlarından oldular. Mekke halkı inanmayanları bağışlamaz. En yaşlı liderleri de öldü işte. Yeter artık. Mekke halkı inanmayanları bağışlamaz dedim. Kim olursa olsun asla affetmez. Varaka gerçekten dedinleri iyi bilirdi ve tek bir tanrıya inanırdı. Bir sürü dini kitabı okuyarak araştırma yapardı. İncil ve Tevrat'ı okuyanlarla konuşurdu. Peygamberin gelişini ne zamandır heyecanla bekliyordu. Geldiği zaman da gerçekten çok sevindi. Müjdeyi Hatice de doğrulamıştı. Hazreti Muhammed'in onun ulusunun peygamberi olduğu kesindi. Son nefesinde Muhammed'e seslenerek şu ünlü sözleri söylemişti. Muhammed, sen bu ulusun peygamberisin. Allah Musa'ya gönderdiği meleği bu kez seninle konuşması için yolladı. İkinize aynı meleğin gelmesi bu yolda beraber olduğunuzu gösterir. Hazreti Muhammed bir keresinde Varaka ile ilgili şu sözleri söylemişti. Varaka'ya sakın lanet okumayın. Ona Allah cennette bir değil iki tane birbirinden güzel bahçe bağışlamıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem onun ardından onu bu güzel ve değerli cümlelerle anmıştır. Varaka ölmeden onu görebildiği için şanslıydı. Bunu biliyordu.
Onlar yeğenim Muhammed'le oğlum Ali değil mi? Orada öyle ne yapıyorlar acaba? Eğilip eğilip kalkıyorlar. Ne yapmaya çalıştıklarını anlayamadım. Kureyş daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Gözümle görmesem inanmam. Sevgili yeğenim, ne yaptığını çok merak ediyorum. Oğlum Ali'yi de yanına almış, eğilip eğilip kalkıyordunuz. Yaptığınız bu hareketlere bir anlam veremedim. Ebu Talip, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ali ile ne yaptıklarını sorduğu zaman şu cevabı aldı. Bütün yaratılanlara Allah tarafından yollanan bir mesajı iletmem gerekiyor. Ve sen de Ebu Talip, Allahü Teala'nın çağrısına kulak vermelisin. O bizi doğruya yönlendirecek. Kulları olarak onun yolundan kopmayalım. Allah bizi iyiye ve güzele götürecek. Atalarımın dininden ayrılma fikri zor gelse de, yaşadığım sürece sana bir zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Bundan emin olabilirsin. Hatice, Hazreti Muhammed'e en fazla yardım edenlerden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi en çok destekleyenlerdendi. Hatice de Muhammed gibi Allah'ın nuruyla yeryüzüne gelmiş ve daima onun tarafından korunacaktı. Hazreti Muhammed'e bütün davalarında destek verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem zora düştüğünde dimdik bir şekilde onun yanında kaldı. Ve bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, ey Hatice, Cebrail Allah'tan bize huzur ve barış getirdi. O bizim halkımızın daima refah içinde yaşamamızı istiyor. Ebu Tahr nereye? Mekke'ye gidiyor. Mekke'de bir şey mi var? Oraya göç zamanı gelmedi, umreye mi gidiyorsun? Mekke'de çok önemli bir şey oluyor. Gidip bizzat görmek zorundayım. Çok önemli bir şey mi? Cunduk bin Cunadah'ın oğlu, ne biliyorsan söyle. Her neyse, çok yakında bütün Arapları öğreneceğim. Selametle. Bizi neden çağırdın Ebu Bekir? Anlaşılan Kureyşlilerin olmadığı bir yerde konuşmak istememişsin. Konuştuğumuzu duymamaları ve görmemeleri çok önemli. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu henüz herkese duyurmadı. Bizimle açık konuş. Sen de Kureyş'tensin, iyi ile kötü ayıracak kadar çok şey bilirsin. Neden tuhaf davranıyorsun? Sizleri buraya çağırmamın nedeni zaten beni tanıdığınıza inanmamdır. Bugüne kadar ağzımdan en ufak yalan bir söz çıktığını duydunuz mu? Asla. Kureyşliler senin ne iyi kalpli ve merhametli olduğunu hep söyler zaten. Sen Taym kabilesinin gururusun. Muhammed Abdülkasım bin Abdullah bin Abdülmuttalip hakkında bana ne söyleyebilirsiniz? Muhammed mi dedin? Tek bildiğimiz onun iyi bir insan olduğu. Onun ağzından çıkan her söz doğrudur. Kimse hakkında kötü konuşmaz ve cahillerle tartışmaz. Bütün Kureyş'in gözünde cömert ve güvenilirdir. Muhammed hakkında söylediklerimiz doğrudur. Onunla oturup konuşmak çok güzeldir. Varlığında da yokluğunda da hep övgü toplar. Muhammed sizi bu dünya ve ötesinde refaha çağırıyor. Neye çağırıyor dedin? Sizden istediği Allah'a ve sadece Allah'a ibadet edip inanmanızdır. Muhammed'in de onun elçisi olduğuna. Allat ve Allahzullah gibi putlara tapmaktan vazgeçmenizi istiyor. Muhammed bizi çağırıyorsa iyiliğe çağırır. Hadi ne bekliyorsunuz? Ne duruyorsunuz hadi? Ne yapmalıyız Ebu Bekir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah'a emanet olun. Allah'ın kulları olun ve yolundan ayrılmayın. Zeyd, ne yapıyorsun öyle? Zeyd, ne yapıyorsun dedim, cevap versene.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'a emanet ol Bilal. Evet. Söylesene, orada ne yapıyordun? Sakın kimseye bir şey söyleme. Söylemeyeyim mi? Kimseye söylemeyecek ne yaptın ki sen? Söyle bana. Belki de bunda kötülük yoktur. Hayırlı bir şeydir ha. Sırrımı saklayacak mısın? Allat ve Aluzah şahit olsun. Allat ve Aluzah bırak. Onlara inanmayı bırak artık Bilal. Bırakayım mı? O zaman Hubal'la Marat'ı da mı bırakacağız yani? Onlara ve ne kadar put varsa hepsine inanmayı bırakmalısın artık. Zeyd, sen de bir şeyler var. Hadi söyle bana. Bak Bilal. Biz Allah'ın kullarıyız. Ondan başkasına tapamayız. Bizi Allah yarattı. Ve yine ona döneceğiz. Devam et Zeyd. Biz hepimiz kardeşiz Bilal. Araplar ve Arap olmayanlar hepimiz. Efendiler köleleriyle, zenginler yoksullarla kardeş. Bu bir gerçek. Bunlar senin sözlerin mi? Hayır, benim değil. Muhammed bin Abdullah. O Allah'ın bizi ona yönlendirmesi için yeryüzüne yolladığı elçisi. Lütfen inan bana. Onun yolladığı elçiye inan. Peki ona inanmakla ne kazanacağım? Cenneti. Cenneti kazanacaksın Bilal. İnsana cennetten daha güzel bir hediye var mı? Şimdi ne yapmam gerekiyor? Benimle tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan sana güç dileyeceğim kardeşim. Kardeşim mi? Evet, kardeşim. Biz bütün inananlar kardeşiz. Zeyd! Zeyd bin Haritah, cevap ver. Kimdir beni çağıran? Benim. Musab bin Umayr. Musab bin Umayr mı? Gelmiş benden ne istiyor olabilir? Söyle benden ne istiyorsun Musab? Muhammed bin Abdullah'ı ben de görmek istiyorum. Orada bekle. Birazdan geliyorum. Oradan bir yere ayrılma. Demek Muhammed yanında yeni bir dinle yeryüzüne indi. Bu ne biçim bir hikaye böyle? Çok tuhaf. Kureyşliler Muhammed'i hep dürüst ve sadık bilirlerdi. Günahtan uzak ve asla kötü konuşmayan biri. Peki bu nereden çıktı? Mutlaka öğrenmek zorundayım. Selamun aleyküm Umayr'ın oğlu. Ne istiyorsun? Sadece Abul Kasım'la konuşmaya geldim. Ona söyleyeceğini bana söyle. Mesajını ona iletirim. Beni oğlu gibi bilir. Bana herkes Muhammed'in oğlu Zeyd der. Bilmiyor musun? Ama soracaklarım ondan başka kimse cevap veremez. Ben ona getirdiği yeni din hakkında birkaç şey sormak istiyorum. Hadi Musa, benimle gel. Anne. Anne. Bana yeğenin Muhammed'i anlat. Onu tanımak istiyorum. Yeğenin Muhammed hakkında tam olarak ne bilmek istiyorsan sor. Örneğin, bilmiyorum, bebekliğinden bugüne kadar olan her şeyi. Belli ki aklında onunla ilgili bir şeyler var. Lütfen bana onu anlat. Pekala, anlatacağım. Muhammed tıpkı benim gibi yalanı sevmez. Hep doğru sözler söyler. Anne rahmindeyken mucizeler olmaya başladı. Herkes bir anda ondan bahseder oldu. Allah şahidim olsun ki bir gece annesi çok tuhaf bir rüya görmüş. Suriye ve İran'daki bütün kalelerin ona gelen bir ışıkla aydınlandığını görmüş. Allah şahidim olsun doğru. Onu Sa'd'ın kabilesinde büyüttü. Halime bir keresinde demişti ki, o zamanlar en kurak topraklar Sa'd kabilesinin olduğu yerdeymiş. Sürülerinde tek bir hayvan tek damla süt bile vermezmiş, düşünsene. Ama Muhammed'le birlikte bütün toprak yeşermiş. Hayvanlardan çağ çağ süt gelmeye başlamış. Sadece onların değil, Halime'nin de sütü çoğalmış. Muhammed hep doğruları söylemeyi daha bebekken öğrendi.
hep sözüne sadık ve güvenilir bir insandı. O diğer Kureyşlilerden farklı. Onlar gibi şarap içip gece toplantılarında görünmezdi. Onun gözünde bunlar hem gereksiz hem yanlıştı. Bütün bunlar bir yana, o gerçek bir mümindi. Cehalete düşman ve çok yürekliydi. İnsanlara yürekten yardım ederdi. Yardım isteyene elini uzatmaktan çekinmezdi. Güçsüzleri daima kollardı. İyi bir insanda bulunması gereken erdemler onda vardı. Ben ona gitmek istiyorum anne. Gidip ne yapacaksın, ne isteyeceksin? Allah şahidim olsun, onu her şeyle kabul edeceğim. Amcan Naffal ne olacak? Mekkeliler ona Kureyş'in aslanı diyorlar. Varaka da Asad'ın kabilesindendi. Teyzem Hatice bintu Huaylid kabilenin en saygın isimlerindendi. Tıpkı sen Safiye bintu Abdülmuttalip gibi. Başka hiçbir şey umurumda değil. Ona gideceğim anne. Allah'a emanet ol oğlum. Güle güle. Ve Muhammed adına sen bizi bu dünyada ve ötesinde refaha davet ediyorsun. Senden duyduğum o sözler hayatımda hiç duymadığım kadar anlamlı ve güzel. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Musa, bil ki işin kolay değil. Canın acıyacak. Zor şartlarda zor kişilerle savaşacaksın. Üstelik sen rahat yaşamaya alışmış, zenginliğe alışmış birisin kardeşim. Bunlar umurumda değil. Ne olursa olsun Allah yolunda olacağım. Allah'ın selameti senin üzerine olsun Musa. Sağ ol kardeşim.